en önemli yatırım, en kalıcı yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bugün Türkiye'de eğitimin hemen her alanında ne yazık ki ağır fiyaskolar var ve boşa giden milyarlar var. 7 bin kişi sayın milletvekilleri 18 aydır yaşları 25 ile 35 arasında değişen öğretim üyesi açıkta. Suçlu mu? Belli değil. Rektörlere başvuruyorlar, biz atama yapamayız diyorlar. Burada bu meclisteki 4 partinin bütün temsilcileri de bu konunun bir an önce çözülmesini istiyor ama bir türlü çözmüyor. Buradan soruyorum, 30 yaş kuşağında eğitimini almış, belli bir birikime ulaşmış ve ülkesine hizmet etmek için, öğrencilerine, üniversitesine kavuşmak için bekleyen bu gençleri daha ne kadar kahredeceksiniz? Ne kadar üzeceksiniz? Bu gençler şu anda eğer herhangi bir FETÖ'ydü, başka bağlantılar içinde olsaydı, onlar zaten tezlerini başkalarına yazdırıyor, başka şekillerde sorunlarını çözüp üniversitelere zaten girmişlerdi. Ama bu 7 bin genç, hiç torpili olmayan, sınavla tamamen alın teriyle öğretim üyesi olmayı hak etmiş genç, adeta hoş görsünler, hurdalık halinde boşlukta bekliyorlar. Sayın milletvekilleri, yine eğitimde güncel bir sorun da 300 bin öğrenci okuldan atılmış, üniversitede okuma koşulları nedeniyle değişik nedenlerle okulundan uzaklaşmış ama hiç suçu olmadığını belirtip bir af bekliyor. Bu da açıkta öğrencilerin beklediği bir sorun. Bunun yanında 400 bin öğretmen de atamayı bekliyor. 400 bin öğretmen atamayı beklerken üniversite, şu anda okullarımızda da 100 bin öğretmen açığı var. Burada hakikaten milli eğitimin neresini düzeltmeli diye düşünüyorum. Ama son olarak önümüzdeki hafta yardımcı doçentlerle ilgili bir değişiklik gelecek. Orada da yardımcı doçentler üniversitelere göre değişecek, nasıl alınacağı. Her rektöre ek koşul belirleme hakkı verilmiş. 2 kere 2, Ankara üniversitelerinde 5, İstanbul üniversitelerinde 4 eder, İzmir üniversitelerinde 3 eder denecek ki sınıfta kalmış durumdasınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür.